Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Şimdi size ECU sıfırlamayı yani araç beynini sıfırlamayı, resetlemeyi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle aracımıza girdik. Ön kapıda açıyoruz. Gördüğünüz gibi ön kapımız açık. Aracımıza giriyoruz. Kontağımızı takıyoruz yerine. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. Test sürüyor diyor. Arkadaşlar yan camımızı açıyoruz komple bakın. Yan camımızı açıyoruz. Ondan sonra kontağımızı açtık değil mi? Kontağımızı açtıktan sonra tekrar kontağımızı kapatıyoruz. Kontağımızı kapattıktan sonra arabamızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Kontak aracım üzerinde takılı. Yan camımız açık. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra kapımız da açıktı zaten. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Akünün herhangi bir kutup başını, ama bana sorarsanız hani herhangi bir kutup başı eksiği sökmeniz daha iyi olur sizin için. Şase yaptırma olayı olmaz. Eksi kutup başını söküyoruz arkadaşlar. Eksi kutup başını söktükten sonra 15 dakika hiçbir şey yapmadan kapılar açık bekliyoruz arkadaşlar. Pardon, cam açık bekliyoruz. Kapılara falan dokunmuyoruz kesinlikle. Ondan sonra 15 dakika sonra arkadaşlar gidiyoruz arabaya. Böyle kontaktan şeyden giriyoruz. Camdan kontağı görüyorsunuz. Akümüz de sökük. Böyle 2-3 sefer marşa basar gibi yapıyoruz. Tamam mı? Çünkü zaten akü sökük olduğu için kontak çalışmayacaktır. Ondan sonra bekliyoruz. 1-2 dakika daha bekliyoruz. İçindeki ceyranı atsın diye, ölü ceyranı. Gidiyoruz arkadaşlar. Kutup başını güzelce yerine takıyoruz. Kutup başını yerine taktıktan sonra arkadaşlar, evet, güzelce kapımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Kutup başını yerine taktıktan sonra kapımızı kapatıyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya arkadaşlar, kontağımızı açıyoruz. Yine tabi kapıyı açmıyoruz hiç, gördüğünüz gibi camdan girdim, açtım kontağı. Bekliyoruz şimdi. Ondan sonra evet, şu anda bekliyoruz arkadaşlar. 15 dakikada böyle bekleyecek araç. 15 dakika olursa garanti olur arkadaşlar. 15 dakika sonra olduğunu farz ediyoruz. Marşa basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız her şeyini resetledi. Ve ECU beyni sıfırlanmış oldu. Ufak tefek basit arızaları bu şekilde silecektir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yapmayacaktır araç. Yalnız burada dikkat edeceğiniz husus, kesinlikle ve kesinlikle araç teyp kodlarınızı biliyorsanız yazın bir kenara, bilmiyorsanız teyp kodunuzu bulduktan sonra bu işi yapın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.